Çok saygıdeğer protokol üyelerimiz, çok sevgili katılımcılar, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ortak finanse ettiği Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın sözleşme makamı, Türkiye Belediyeler Birliği'nin de yararlanıcı kurumu olduğu, şehirlerde sürdürülebilir kentsel hareketlilik için Avrupa Birliği desteği projesi, SUKUP Türkiye'nin Türkiye Belediyeler Birliği ile birlikte ulusal koordinasyonunu üstlendiği, her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında tüm Avrupa ile eş zamanlı olarak kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası ulusal kapanış gününe hepiniz hoş geldiniz. Avrupa Hareketlilik Haftası kentlerde sürdürülebilir ulaşım tedbirlerini teşvik eden, yıl boyunca bu bilinci yükseltmek için çalışmalar yapan, artık dünya çapında markalaşmış önemli bir farkındalık kampanyası. Sürdürülebilir bir ulaşım için hem vatandaşların konuyla ilgili farkındalığının artması hem de belediyelerin kalıcı ve nitelikli projeleri hayata geçirmesi açısından büyük önem taşıyan bu haftayı 2002 yılından bu yana tüm Avrupa'yla birlikte kutluyoruz. Bu özel haftayı tamamlarken ulusal kapanış konuşmalarına geçiyoruz. İlk olarak Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Sayın Jurgis Vilcinkas'ı konuşmasını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Merhaba Üsküdar. Merhaba İstanbul. Herkese muhteşem bir pazar diliyorum. Arabiskent günümüz ve Avrupa Hareketlilik Haftamız kutlu olsun. Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu. Üsküdar Belediye Başkanı ve sevgili ev sahibimiz Sayın Sinem Dedetaş. Sizlere bir çağrım var. Arabadan inelim, yürüyelim, bisiklete binelim, toplu taşımayı kullanalım. These are our keywords for European Mobility Week, which is celebrated today across Europe in 2,300 towns and cities, participating in 45 countries and in 133 municipalities in Turkey, north and south, west and east. This year, the theme of European Mobility Week is shared public spaces. Public spaces are at the heart of how we live together and how we enjoy quality of life. The environmental benefits of shared public spaces are profound. They help us to clean up the air that we breathe, reduce the noise, hear the chirping of birds, and of course, the relaxing sound of Bosphorus waves. Shared public spaces, like this square, like Salacak, provide accessible environment where people from all walks of life can meet, make friends, and make their dreams come true together. Well-designed spaces accommodate pedestrians, cyclists, and public transport users, making mobility open and affordable to all. Herkese merhaba. Bahsettiğimiz yaşanabilir yeşil bir İstanbul için bizim kullandığımız temel tanımlayıcı sözcükler bu sene bu oldu Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında. Avrupa Hareketlilik Haftası Avrupa'nın her yerinde şu anda kutlanmakta. 45 ülkede, 2300'den fazla kasaba ve şehirde ve Türkiye'de kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına 133 belediyede Avrupa Hareketlilik Haftası bu hafta boyunca kutlandı. Bu yılki temamız paylaşımlı kamusal alanlar oldu. Kamusal alanlar aslında bir şehirde nasıl beraber yaşadığımızın kalbinde olan yerler, bize hayattan aldığımız keyfi nasıl alacağımızı gösteren yerler. Paylaşımlı kamusal alanların çok önemli çevresel etkileri de var bize.
Bir kere soluduğumuz havayı temizliyorlar. Bütün gürültüyü azaltıyorlar. Boğazın sesini, size o teskin eden dalgalarının sesini duyabiliyorsunuz. Kuş cıvıltılarını duyabiliyorsunuz bu alanlarda. Salacak gibi, burası gibi meydanlarda insanlar bir araya geliyor. Daha erişilebilir bir ortam yaratmış oluyorsunuz. Her kesimden insan bir araya geliyor, dost oluyor, hayallerini gerçekleştiriyor. Biz bu kamusal alanlarda eğer iyi tasarlandıysa herkese yer olduğunu görüyoruz. Yani hem yayaya, hem bisikletçiye, hem de kamu toplu taşımacılık kullanan insanlara yer var. Böylece hareketlilik herkese açık ve herkese uygun ve kolay erişilebilir bir hale geliyor. Teşekkürler. The good news is that European Mobility Week is about your choices. Choices that allow you to choose walking, cycling, scootering, selecting convenient and clean public transport. Choices that usually save lives on the road. 70% of Europeans today live in urban areas, so we have no choice but protect and develop shared public spaces. Istanbul was and will be a pioneering city, a city which sets sight to be the leader in business, technology, connectivity, and of course, Istanbul is a symbol of legendary hospitality for its guests. The city is already participating in ambitious European Union initiative with the aim of transforming city into a smart and climate neutral metropolis by 2030, along with other 100 cities in the Mediterranean and beyond. This is truly inspiring in light of mitigating climate change. İyi bir haberim var ama size. Avrupa Hareketlilik Haftası bizim ne yaptığımızla ilgili olmasından ziyade sizin seçimlerinizle ilgili. Sizin yaptığınız seçimler, yürümeyi seçmeniz, bisiklete binmeyi seçmeniz, skutura binmeyi seçmeniz veya daha temiz ve daha rahat toplu taşımacılık yöntemlerini seçmenizle ilgili. Dolayısıyla bütün bu seçimler aslında bir anlamda yollarda olan kazaları önleyen, insanların hayatlarını kurtaran da seçimler. Avrupa'da şu anda insanların %70'i yaklaşık kentlerde, kentsel alanlarda yaşıyor. Dolayısıyla paylaşımlı kamusal alanları korumak ve onları geliştirmek bizim tek çaremiz. İstanbul eskiden de öyleydi, şimdi de öyle. İş dünyası için, teknoloji için, bağlantılılık için her zaman ilk sıralarda olmayı, önce olmayı gözüne kestirmiş olan bir şehir. Ve tabii ki misafirleri için de konukseverlik anlamında her zaman bir timsal oldu. Bu şimdi İstanbul'un bundan sonraki amaçlarında da devam ediyor. Şu anda İstanbul, Avrupa Birliği içerisindeki çok iddialı bir girişimin parçası. Amaç 2030 yılına kadar bu şehri akıllı ve iklim nötr bir hale getirmek, öyle bir büyük şehir haline getirmek. Bu amaçta onunla birlikte 100 kadar başka şehir de var. Bunlar Akdeniz ve ötesinde olan şehirler. Dolayısıyla bu şekilde İstanbul'un çalışıyor olması, iklim değişikliğinin getireceği etkileri azaltma anlamında da son derece ilham verici. But we also have to be very honest about enormous scale of the problem in front of us. We really have to roll up our sleeves and be ready not only for European Mobility Week, like this weekend, but for mobility years ahead of us to make our cities more livable, more green, and open to all of us again. The city management have big role and big responsibility in these issues. Therefore, I'm really very glad to welcome on the stage Mayor Imamoglu. I very much hope that he and his talented team will work tirelessly, expanding pedestrian zones and cycling lanes in the city, taking care of the interest of people with reduced mobility, children, mothers, and really building inclusive urban fabric for our local communities. Ama tabii şu açıdan da dürüst olmamız gerekiyor. Önümüzdeki sorunun ne kadar büyük bir sorun olduğunu fark etmek zorundayız. O yüzden yapmamız gereken şey kolları sıvayacağız ve çalışmaya başlayacağız. Ve sadece Avrupa Hareketlilik Haftası gibi ya da bu hafta sonu gibi bir hafta sonu için değil, bütün bir önümüzdeki dönem boyunca, önümüzdeki yıllar boyunca hareketlilik için çalıştığımız bir dönem olmasını sağlayacağız. Bu şekilde ancak şehirlerimizi tekrar daha yaşanabilir, daha yeşil ve herkes
herkese açık olan yerler haline getirebiliriz. Burada tabii ki şehirlerin başında olan yerel yönetimlerde sorumlu olan kişilere çok büyük bir rol düşüyor. Çok büyük bir sorumluluk düşüyor. Ve burada benimle sahneyi paylaşacak olan Ekrem Başkan'ın da kendisinin de ekibinin de yetenekli ekibinin de bu konuda yorulmadan çalışacağından hiç şüphem yok. Hep beraber yaya yollarını arttırmak, daha fazla bisiklet yolu yapmak, hareketliliği kısıtlanmış olan insanlara daha fazla yer açmak, onların hareketliliğine, annelerin, çocukların hareketliliğine destek olmak konusunda ellerinden gelen her şeyi yapacaklarına ve yerel topluluklarımızla beraber daha kapsayıcı bir kentsel doku oluşturmak için çalışacaklarına inanıyorum. The European Union will work together and support Turkey and Istanbul in all these transformations. We will do this by sharing our best practices to make this fundamental shift towards sustainable urban mobility. We will do this also by supporting earthquake-resilient transport networks, by helping to modernize water and waste management, by decarbonizing water transport. I can promise you that you will not walk alone addressing these challenges. And I really expect to build strong and lasting partnerships ahead. Sizlere şunu söyleyebilirim. Avrupa Birliği Türkiye ile ve İstanbul'la bu dönüşümü gerçekleştirmek için çalışmaya ve sizlere desteklemeye devam edecek. Bunu nasıl yapacağız? Öncelikle sürdürülebilir kentsel hareketliliğe geçiş için gerekli olan konularda o büyük dönüşümü sağlamakta en iyi uygulamaları sizlerle paylaşacağız. Depreme dayanıklı ulaştırma ağlarının yapılmasını sağlayacağız ve bunun için destek sunacağız. Atık ve su yönetiminin modernleştirilmesi için yardımcı olacağız. Ve deniz yolu ile taşımacılığın da karbonsuzlaştırılması için desteğimizi sunacağız. Size söz veriyorum, sizler bu zorluklarla uğraşırken, bu sorunlara çözüm ararken bu yolda yalnız olmayacaksınız. Bundan sonrası için de güçlü ve kalıcı işbirlikleri kurmayı ümit ediyorum. As Istanbul is Istanbul it say, burası Istanbul, yolumuz uzun, heyecanınıza ortağız. I also very much hope that Istanbul's action will inspire other Turkish cities and municipalities too. So once again, thank you very much for your attention. Congratulations to you all. Evet, ümit ediyorum ki İstanbul'un bu hareketleri başka şehirlere, başka belediyelere de ilham olacak. Bir kez daha ilginiz için çok teşekkür ediyorum ve bugünümüzü kutluyorum. Thank you for your speech. Cinkas, thank you. Mega kentimizde bu gibi farkındalık projelerinin, çalışmaların geleceğimiz için ne kadar önemli olduğunun altını bir kez daha çiziyoruz. Şimdi konuşmasını yapmak üzere Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nu sahneye davet ediyorum. Teşekkürler. Çok çok güzel bir gün. Sizleri bu güzel İstanbul'umuzun dünyanın en güzel manzarasında tam da göbeğinden selamlıyoruz. Çok değerli Avrupa Birliği'mizin delegasyonu başkan yardımcısı sizlere hitap etti. Tabii burada bugün bakanlığımızın temsilcileri var. Belediye başkan arkadaşlarım var, aynı zamanda siyasi partilerin temsilcileri var. Ama her şeyden önce İstanbul'umuzun çok güzel hanımefendileri, çok değerli beyefendileri ve çok güzel çocukları bizimle beraber. Hep her birinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Avrupa Hareketlilik Haftası 2024 yılı kapanış etkinliği için bir aradayız. Ve Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına sizleri selamlıyorum. Elbette çok güzel bir etkinlik olacak inanıyorum. 2018 yılından bu yana
Hareketlilik Haftası'nın ulusal koordinasyonunu Türkiye Belediyeler Birliği üstleniyor. Hedefimiz açıkçası biraz alışkanlıklarımızı değiştirmek, şehrin daha çok hareketlilikle yaşanmasını sağlamak. Bu anlamda özellikle yeşil çözümler, yerel kararları daha çok yayanın lehine, insanların lehine almak ve o insanları daha çok dolaşabildikleri bir şehir var etme konusunda sürdürülebilir bir gelecek inşası. Her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında düzenlenen bu Avrupa Hareketlilik Haftası'nı da yine bu yıl coşkuyla kutluyor olacağız. Hep birlikteyiz zaten. Farklı etkinlikler yapıldı. Bu tüm yurtta belediyelerimiz bu konuda güçlü adımlar atıyor. Vatandaşlarımıza yönelik hafta boyunca teşvik edici, insanların sağlığına da katkı sunan çok değerli hamleler yaptılar. Bu vesileyle özellikle birlikte gerçekleştirdiğimiz Avrupa Birliği Türkiye delegasyonuna, ki az önce Başkan Yardımcısı sizlere hitap etti, hepinizin huzurunda onlara da teşekkür etmek istiyorum. Hafta kapsamında birçok ilimizde ifade ettiğim gibi çalışmalar ve etkinlikler yapıldı, yapılmaya da devam edecek. İnşallah o alışkanlıklar diliyor ve istiyoruz ki hepimizi harekete geçirsin. Sevgili hemşehrilerim, özellikle Hareketlilik Haftası ulaşılabilir bir şehri güçlendirmesi noktasında yürümeyi, bisiklet binmeyi ve toplu taşıma kullanmayı teşvik edici çalışmalarımız var. Ulaşım tercihlerimizde özellikle çevre ve sağlığımıza etkilerini anlamlı hale getirmek için kent sakinlerinin katılımıyla daha verimli ve daha erişilebilir bir ulaşım sistemi kurmaya gayret ediyoruz. Bu yönüyle İstanbul'un toplu taşımadaki en büyük hamlesinin raylı sistemler olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Ki raylı sistemler çevreci bir yatırımdır ama maliyeti yüksek bir yatırımdır. Ama üzülerek söylüyorum, çoğu yerde biz özellikle raylı sistemler yatırımlarını açtığımız andan itibaren insanlarımızın bazı alışkanlıklarını değiştirmeyle ilgili sıkıntı çekiyoruz. Geçmişten bugüne alışılmış olan kapısının önünden el atıp minibüse binmeyi veya otobüse binmeyi devam ettirmek istiyorlar ama bu böyle değil. Büyüyen bir şehir ve artık farklı bir nüfusa, ki biz bazı konularda bazı hamlelerde ne yazık ki gecikmiş de bir şehiriz. Bu yönüyle diyoruz ki makul mesafede yürüyerek toplu taşımaya erişmenizi talep ediyoruz. Tabii ki yürüyebileceğiniz kaldırımları, konforlu kaldırımları, engelli geçişini sağlayan yaya yolculuğunu sağlayıcı tedbirleri almak da bizim sorumluluğumuzda. Ama bizim, ama ilçe belediyelerinin sorumluluğunda. Ama bunları yaptıktan sonra da özellikle attığımız adımlarla emisyon salınımını azaltan bir toplu taşıma sürecini kullanırsanız anlamı var, kullanmazsanız yok. Bu bakımdan her vatandaşımızı daha fazla hareketliliğe, daha fazla adım atmaya buradan teşvik ediyorum. Herhalde yürüyeceğiz, değil mi? Tamam, harika. Bu yılki teması paylaşımlı kamusal alanlar, gerçekten önemli. Açıkçası belediyecilik deneyimimle söyleyebilirim ki iyi tasarlanmış ortak alanlar farklı amaçlar için farklı gruplardan insanları aslında bir araya getirerek daha huzurlu, daha paylaşımlı bir şehri hissettiriyor insanlarımıza. Az önce haremden buraya gelirken hemen salacağın yeni halini gördüm. Vallahi bayıldım, çünkü insanlar yani cıvıl cıvıldı. Daha önce işgal altındaydı ve ne yazık ki kullanılmaz durumdaydı. Ama şu anda hatta o tarafa yürüme yapacağız dedim. Vallahi o kadar kalabalık ki nasıl geçeceksiniz bilmiyorum diye esprisini yaptım. Ama yeter ki paylaşımlı alanlarımız artsın, insanlarımız bir araya gelsin, etkileşimleri fazlalaşsın. Bu dediğim gibi hem yaşam kalitesini arttıran ama daha çok da insanlarımızın birbirini tanımasını, görmesini,
birbirine saygı duymasını, birbirini sevmesini sağlıyor. Aslında bu tür kamusal alanlar, iddia ile ifade edeyim, sadece o şehrin değil, bizim gibi kocaman büyük şehirlerin, mega şehirlerin oluşturduğu o atmosferin dünya barışına dahi yüksek seviyede katkısı vardır. Onun için ben diyorum ki alabildiğince yeşil alan, alabildiğince kamusal alanlar, meydanlar, bunları yapmaya devam edeceğiz. İnsanlarımızı paylaşımına da sürmeye devam edeceğiz. Tabii aynı zamanda bu bahsettiğim bütün adımları insanların kendilerini davet edilmiş hissettiği, duraklayabileceği ve arkadaşlarıyla buluşabileceği cazip hale gelmelerini de sağlamak lazım. Bu yönüyle işte az önce verdiğim Salacak örneği ve buna benzer birçok örneğimiz kullanılmayan, gizliymiş, kapalıymış gibi ya da orayı birine sarıp vermekmiş, bu tarz değil, tam aksine açan, kullanan, insanların lehine kullanan, işte görün mutlaka Eminönü Meydanı'nın yeni halini görün veya Sarayburnu'na gidin, Sarayburnu'nun yeni halini görün. Bu yönüyle sağlıklı alanları hepinizin hizmetine sürmeye devam etmeyi kendimize ilke edindik. Tam da bu paylaşımlı kamusal alanlar düşüncesine hizmet eden bir duruş. Tabii yine özellikle kentsel ulaşım planı kapsamında sağlıklı sokaklar uygulamalarıyla insanlarımızı güvenli hissettiren, yayalara ve bisikletlere alan açan, konforlu hareket edebilen, herkese ait sokakları da oluşturmamız değerli. Böylece sokakları sadece geçmek için değil, yolları aynı zamanda keyif alarak zaman geçirilen canlı alanlar haline getirmeyi de önemsiyoruz. Bu yönüyle de açıkçası ilçe belediyelerimize, bazı il belediyelerimize çok değerli görevler düşüyor. Buradan çok uzak değil, kulakları çınlasın, Sinem Hanım'a mesaj veriyoruz değil mi? O da çünkü kendisi burada. Edirne Belediye Başkanımızla iki hanımefendi başkanımızı alalım mı yanımıza önce? Böyle bizimle beraber olsunlar. Harika olur. Kendimizi Özlem Hanım, evet. Hasan abi sen de gel. Hani iki hanımefendiyim, seni unuttum zannetme. Büyükçekmece Belediye Başkanımız da gelsin. Hoş geldiniz başkanım. Evet, ev sahibimiz burada. Edirne Belediye Başkanımız burada. Tabii çok değerli, belediyecilikte yıllarını vermiş ve özellikle kamusal alanı değerli kılan Hasan Akgün Başkanımız da Büyükçekmece'den gelmiş. Oranın da çok özel kamusal alanları var. Son dönemde işbirliği içerisinde yaptığımız Büyükçekmece sahilini mutlak gidip görmenizi isterim. Bana göre çok özel bir alan çıktı. Bir başka detay, katılımcılık. Tabii bu az önce de söyledim. Buraları bir başka tarifi demokrat alanlar. Buralarda özellikle insanlar bir araya geldiklerinde ve aktif rol aldıklarında mekanlar daha da şekilleniyor. Ve yaşadıkları kentin daha iyi olmasına da katkı sunmaları adına bir takım metotları devreye sokmak lazım. Burada da katılımcılığı teşvik eden bir süreci devreye almak her belediye başkanının mutlaka ve mutlaka amacı olmalı. Tasarımına, işlevine dahil oldukları ortak alanlar olan onların ihtiyaç ve talep ve özlemlerinin karşılandığını hissettirmesi lazım. Bu yönüyle sürdürülebilir bir kent tasarımını kent sakinleriyle birlikte el ele yürüttüğünde hata yapmaz. Ben bazen diyorum belediye başkan arkadaşlarıma, eğer siz bir yerde karar vermekte zorlanıyorsanız tek kılavuzunuz var, o da gidin vatandaşa söyleyin, sorun, onlar size doğru yolu gösterir. Hep beraberiz. Yoruldun mu? Mustafa Kemal aşağı mı indi? Görmedim zannetme.
İşte böyle Mustafa Kemal gibi bir adam da orada var. Böyle sesini çıkartan, tabii görüyorum güzel delikanlılar. Bunlar gençler, çocuklar, her bildiğini cesurca söyleyecekler. Ben size söyleyeyim, yani 2014'ten beri bana en güzel proje öğütlerini veren vallahi de billahi de çocuklar. Yani ilk defa bir ziyaret yaptığımda, bir yeni seçildiğimde, bir ilkokul ziyaretiydi, okul açılma dönemiydi. Ve çocuklar ne istiyorsunuz dediğimde park, yeşil alan, ağaç, yani bundan daha güzel ne iste, meydan, spor sahası, dünya güzeli. İşte bak pırlanta gibi kızlarımız orada. O bakımdan bu bağlantıyı ve özellikle demokrasiyi teşvik eden bu tür alanların varlığını büyütmek lazım, yaygınlaşmasını sağlamak lazım. Tabii bu ortamlar harekete geçmemizi de sağlıyor, birbirimizi motive ediyoruz. Bu Avrupa Hareketlilik Haftası'nın da tam amacı bu. Umarım Türkiye Belediyeler Birliği'nin de desteğiyle bütün Türkiye'deki yerel yönetimlerin bu duyguya ve bu talebe, arzuya karşılık veren bir ortamı yaratarak planlı bir çalışmayla bütün ülkemizde başarıya ulaşır. Ulaşımı sürdürülebilir, erişilebilir kılmanın, çünkü iklim değişikliğinin getireceği olumsuzluklara karşı da açık ve net söyleyeyim, büyük bir hizmeti var. Görüyorsunuz artık yağmurlar şekli değişti, mevsimlerin şekli değişti. Kuraklık hepimizi korkutuyor, ürkütüyor. Bazen 2 ay, 3 ay hiç yağmur yağmadığında acaba ne oluyor diye birbirimize sormaya başlıyoruz. Onun için gerçekten bu söylediğimiz her şeyin, zannetmeyin sadece kişisel sağlığınıza, insanların birbiriyle olan ilişkisine ya da şehrin düzenine, nizamına, huzuruna değil, aynı zamanda kesinlikle bütün iklimin düzelmesine de büyük katkısı var. Yerel yönetimlerin açıkçası çok değerli olduğunu farkındayız. Yerel yönetimler bütün insanlara en yakın idare, yani kamu yönetimi. Bundan dolayı bizler yerel yönetimlerin güçlenmesi ve güçlendirilmesi için de yoğun bir çaba içerisinde olacağız. Türkiye Belediyeler Birliği eliyle mutlaka belediyelerin daha güçlü olmasını sağlamak adına değişikliklerin yapılması için büyük gayret göstereceğiz. Umuyorum birlikte sadece daha yaşanabilir, daha sürdürülebilir değil, aynı zamanda adil yaşam alanları, şehirler ve insanları daha iyi temsil eden kentler hep birlikte tasarlarız. Ve hep birlikte inşallah yaşadığınız şehrin her metrekaresinde kendinizi o şehre yabancı değil, tam aksine Üsküdar'ın meydanında gezerken sanki ya da dolaşırken evinizin salonundaymış gibi, eviniz gibi hissedeceğiniz şehirler var edelim. Temennimiz bu. Hepinize teşekkür ediyorum. Tüm katılımcıları, bizleri izleyenleri, özellikle hep beraber çalıştığımız Avrupa Birliği delegasyonuna, belediye başkanlarımıza, bütün Türkiye'nin belediye başkanlarına İstanbul'dan selam, sevgi, saygı ve başarı diliyorum. Sağ olun, var olun. Sayın Başkanımızın ve ilçe belediye başkanlarımızın katılımıyla çok kıymetli bir İspark sertifika töreni, mezuniyet sertifika töreni düzenleyeceğiz. Ben Sayın Yurgis Virjinkas'ı tekrar sahneye davet ediyorum. 2021 yılından beri İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İspark ortaklaşa bir sosyal sorumluluk projesi yürütüyorlar ve bisiklet eğitimi okulu projesi devam ediyor. Yaklaşık 15 bin kişiye ücretsiz ve her yaş grubundan 15 bin kişiye ücretsiz bisiklet eğitimleri verildi. 2024 yılında da 1000 kadar mezunumuz var. Şimdi o mezunlara sertifikalarını teslim edeceğiz. Sayın İspark Genel Müdürü Ali Arzuman'ı da ben sahneye davet etmek isterim bu sertifika töreni için. Şimdi mezun olacak olan İspark
eğitiminden mezun olacak olan isimleri sahneye davet ediyorum. Sayın Füsun Özdemir, Saliha Sarıkaya, Özlem Girit, Oya Kaya, Ayhan Kelam, Şerife Öztürk, Cemal Öztürk, Sayın Çınar Öztürk, Nazime Kaba Osmanoğlu, Cemile Aygündüz ve Asiye Kuş. Bir aile fotoğrafı için tüm paydaşlarımızı ve katılımcılarımızı da sahneye davet etmek isteriz.
değerli İstanbullular, şimdi arabasız gün etkinliği kapsamında Sayın Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu ve ilçe belediye başkanlarımızın da katılımıyla trafiğe kapatılan Salacak sahilinde bir kortej yürüyüşü gerçekleştirilecektir. Yürüyüşün hemen ardından da Sattas konseri için sizleri tekrar bu alana davet ediyoruz. Görüşmek üzere.